Şimdi biraz Uğurhan ve Olcan'la konuşalım. Sizin nasıl gidiyor konserler, çalışmalar her şeyden önce? Herkes size bayılıyor. Çok Sağ teşekkür olun. Evet, teşekkür ederiz. Bizim konserler iyi gidiyor. Yani yılı kaparken önümüzde güzel, önemli konserler var. Programın yayın tarihini bilmiyorum tabii ama 16 kaç? 15'inde 15'inde bir Volkswagen Volkswagen Arena'da Arena olmuş konserimiz olacağız. olacak. Nerede? Volkswagen Arena Ha, konserimiz olacak. Volkswagen Arena'da. İkinci kere çıkacağız bu sahneye. Yine güzel bir hazırlığımız var. Onun dışında konserler dışında Bir bizim bir... belgeseliniz var. Aynen öyle. Evet. Şimdi onun teaserına bir bakalım önce. Dolukade ters dişilik yapmaya başladığımızda bunun böyle sonunu bilmeden de çok ilginç bir hikaye olacağını konuşuyorduk zaten. Elimizde de yani ne var? Bir mikrofon var, bir ses kartı var, bir de bilgisayar var, kablolar var falan. Bu yani. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorum? Biliyor musun ben? Hayır. Bir daha başlamıyorum ya. Yeter. Bağımsız bu ne biçim isim ya? Böyle şey mi olur? Nasıl olur bu işler bilmiyoruz tabii ki. Kendi kendimize yollar ürettik. PR'ın tasarlaması, çeşitli organizasyonları görüşmeleri yapması, kostümü, stylingi hepsi. Seyircimizi, misafirimizi aç bırakmayız. Bir iki ay daha biz para biriktiririz. Çekeriz, yaparız yani. Kendi kendimize çözümler üretmek zorunda kala kala kendinin işini çok görebilen bir yapı çıktı ortaya. Ama hallettik. Çözdük yani. Peki, ne zaman yayınlanacak? Yayınlandı mı? İlk bölümü 16 Aralık. YouTube üzerinden bağımsız yayınlayacağız onu da. Dört bölümlük bir şey düşündük biz. Afişi de göremez miyiz çocuklar? Bir ufak bir gala yaptık. Kendi kendimize prodüksiyonunu yaptığımız bir şey. Aslında hani bu birkaç hazırladığımız trailer'dan biri. Burada daha çok Dolu Kadehi Ters Tut odaklı gibi görünüyor. Ama halbuki aslında bir bağımsız müzik belgeseli ve Dolu Kadehi Ters Tut içindeki bir case study gibi. Biz zaten çok eskiden beri çekiyoruz bunu. Daha yani kariyerimizin çok başlarından beri biz bunu bir kaydedelim de ilginç bir hikaye çıkabilir diye düşünerek kaydetmeye başlamıştık. Çünkü biz çocukken böyle belgeseller çok istedik. Yani yabancı çok örnekleri var ama Türkiye'de yok diye. Aynı Seda'nın hani ihtiyaç duyduğu şeyi yapmaya çalışması gibi bir şey aslında bu da. Biz dedik ki böyle bir şey yapalım çünkü hala hakikaten sürprizlerle dolu, hiç beklemediğimiz çok fazla bilgi aldığımız bir alan. Ve çok fazla sektörden önemli ismin de çok önemli röportajları oldu. Ya biz çok şey öğrendik bu belgeseli yaparken açıkçası. O yüzden hani paylaşmak için çok heyecanlıyız. Paylaşsak da muhabbet etsek ne enteresan şey hikayeler varmış diye. Biz bir de burada şeye çok şaşırdık. Yani bizim kendi yaşadığımız bu serüvenin çok çok bize özel olduğunu sanarken mesela Necat abi olsun, çeşitli müzisyenler olsun anlattığı şeyler hani 20-30 yıllık şeyler anlatıyorlar ama çok benzer şeyler anlatıyorlar. Aynı şeyler anlatıyorlar gibi bir his. Geçti. Ona da çok şaşırttık yani. Evet. Nasıl yani? Aslında eski yıllarda da benzer şeyler mi olmuş? Yani evet. Benzer güçlükler, benzer... Evet, yine bağımsız müzisyen. Ya şöyle bir şey hep olmuş. Zaten onun tanımı çok aranıyor. Bağımsız müzisyen hani her zaman var olmuş. Her zaman ana akımın dışında bir şeyler üretmeye çalışan sanatçılar olmuş. Onların yaşadığı problemlerin sadece mesela medya formatı değişmiş. İşte insana ulaşma şekli değişmiş. Ama yani özünde aynı problemlerle atıyorum hani... Örnek vereyim, Selda Bağcan da yaşadığı bir problemin bugünkü bir karşılığını biz yaşamışız. İşte atıyorum Can Ozan'ın anlattığı bir olayı Necdet abi birebir aynısını anlatıyor ama tamamen medyumlar farklı. Hani un kapanığını anlatıyor, o işte daha güncel streaming platformlarını anlatıyor ama ne kadar aynı olması... Ya biz şeye şaşırdık dediği gibi, ne kadar aynı, acaba özel bir şey çıkmayacak mı derken tam tersi ilginçleştirdi hatta durumu fazlasıyla. Böyle bir örneğin internette olması bizim için de çok önemli. Hani sonradan gelen sanatçılar için. Çünkü dedikleri gibi çok bireysel zannediyorsun bu sorunları. Ama hiç yalnız hissetmiyorsun. Senin değil ama aldığın insanlar aynı yollardan geçmiş diyorsun. Ve ben Dolu Kadeh de onlardan biridir. Böyle ilham aldığım sanatçılar sayesinde bağımsız olma cesaretine atıldım. Yani bağımsız olmaya atıldım ve buna bir... plak şirketinden çıkıp buna atıldım. Buna cesaret ettim mesela. Onların sayesindedir yani. Ve bunun internette olması çok özel bence. Ne görüyorsunuz şu anda? Bu son deneyimle bağımsız olarak iyi mi yaptınız, kötü mü yaptınız? Piyasa şartları ve ekonomi açısından yani, soruyorum. Bizim kendimiz için gördüğümüz ve yaşadığımız yöntemle bizim için uygun. Çünkü herkes uymayabilir. Yani kimisi... müzik dışındaki işlerle uğraşmak istemiyor olabilir ya da
Ya sadece müziğe odaklanıp işte atıyorum bu menajerlik işidir, konser bulma işidir, işte nasıl giyineceğidir falan, bunlarla çok uğraşmak istemiyor olabilir ve bu kişiyi de zorla bağımsız yapmaya da gerek yok yani açıkçası. Ama bizim şu anki geldiğimiz yerde tabii ki biz hani bağımsız olarak devam etmeyi daha çok iyi bir, bizim için iyi bir yöntem olarak düşünüyoruz. Çünkü ya bize sunulan şeylerin, bizim şu anki yapıyor olduğumuz şeylerin daha üstün ya da daha iyi bir platforma getirmesi gerekir bize. Ama böyle bir durum yok gözlemlediğimiz kadarıyla. O yüzden de bizim için şu an bağımsız kalmak daha iyi bir seçenek. Dünyada belki nasıl? Ya bağımsız indie müzik dediğimiz independent müzik. Peki sonra bunlar bağımsızlıktan tekrar sistemin içine giriyorlar. Yani bağımsız kalan yok. O bir gençlikte ya da başlangıçta galiba söz konusu. Peki independent kendini yeniliyor mu dünyada da? Yani yine independent var mı bugün de? Kesinlikle bence her zaman var. Her zaman çünkü ister istemez... Ya da anlamı değişti mi independent'ın? Ya işte... Değişti galiba. Yani özünde değişmemiş diyorsun. Çünkü orada dediğim gibi birkaç tanım yapanlar var. Ben en çok Murat Meriç'in yaptığı bir tanımı seviyorum. Hı. Belgeseller herkes ne demek olduğunu tartışıyor bunun. Yani herhangi bir gaye olmadan, hani çok geniş ama herhangi bir amaç olmadan ya da radyo ne der, televizyon ne der, işte kitle ne der demeden üretme cesareti olan, üreten tarafı bağımsız diye tanımlıyor biraz. O hani çok geniş bir kapsamda olsa da bunun ufak örnekleri de var, geniş örnekleri de var. Ama tabii ki yani bağımsız olarak çıkmak demek ana akımın yanında bir şey çıkıyor. Sonra tabii çok kendi marketini üretince ana akımın içine dahil olabiliyorlar. O sonra yeni bir bağımsız, alternatifle bağımsız da çok karışıyor burada. Hani tanımlar birbirinin içine giriyor. Yani, alternatifler genelde bağımsız olmak zorunda kalıyor. Yani izlediğimiz o belgeselde fark ettiğimiz. Çünkü hiçbir yatırımcı diyeyim onu geniş anlamda. Bir ana akım olmayacak ya da hızlı bir maddi geri dönüşü olmayacak bir işe kolay kolay yatırım yapmıyor. Dolayısıyla alternatif olan her şey mecbur. Biz de onu söylüyoruz. Yani biz bilerek böyle bir proje yapmadık. Biz hakikaten bizi menajerler istemedi, label'lar istemedi, yapım şirketleri istemedi diye. Hatta şey şakası yapıyoruz. Ya biz zorla yaptık kendimizi. Kimse yardımcı olmadı hani bu süreçte. Yani bağımsız olmamaya da çalıştık. Çalışmaya çalıştık farklı yerlerle. İşte biraz alternatif olan isim mesela. Hani böyle bir isim satmaz, yeterli oluyor kimsenin çalışmaması için. Ya da bir imaj. Bu imaj olmaz. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyursunlar efendim. 2024 yılında tabii ki ben kendi açımdan konuşuyorum arkadaşlar. Ama ben çok mesela anlattıklarınızdan heyecanlandım. Çünkü tam da bağımsız olabilen, cesur adımlar atan ve herkesin söylediğinin dışına çıkan insanlar, kurumlar, kişiler, yerler çok daha fazla ön planda olacak. Bence çok doğru yolda ilerliyorsunuz ve teşekkür ederim. Aynı güzel ya. Gerçekten öyle. Çünkü çok yeniliklerin yılı aynı zamanda. Şimdi girişi öyle yaptık. Hani dedik çok fazla bir şey beklemeyelim diye ama bu sene çok ciddi anlamda yenilenmelerin ve yeniliklerin yılı. Çok güzel ifade ettiler ve bence önümüzdeki dönem çok fazla bu alanda tam da dediğiniz gibi insanların artık o özgürlük çerçevesi altında o süre gelen kalıpları kıracağını ve bunun daha fazla ön plana çıkacağını düşünüyorum. O yüzden hani 2024'ün sonunda yeniden buluşalım, göreceksiniz. Peki.